Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Resulillah ve ba'd. Değerli hocalarım, 10. başlığımızda kalmıştık. Emamel Meliki. Şimdi Arapçada şöyle bir şey var değerli hocalarım. Metnin akışı, bu Kur'an-ı Kerim'de de biliyorsunuz siyak ve sibak dediğimiz bir mesele var. Yani metnin gelişiyle metnin gidişi arası, ayet-i kerimelerin veya surelerin öncesi ve sonrası, bağlamı diyelim biz buna. Cümlelerin bağlamı çok önemli. Mesela biz bu başlığı Emamel Melik yerine Emamel Mülki diye de okuyabiliriz. Daha farklı okuyuşlar da yapabiliriz. Ama hatırlarsak İbrahim Aleyhisselam putları kırmıştı. İşte dediler ki yani sen mi kırdın bunu filan dediler. O da onlara bir şeyi hatırlattı. Böyle akıllarını, mantıklarını kullanmaları bakımından, yani siz dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı, fayda veya zarar verebiliyorlar mı? Onlara dediler ki, biz babalarımızı böyle yaparken bulduk. Yani başka bir cevap veremediler. İbrahim Aleyhisselam da ben bu putlara asla tapmam dedi. Bilakis ben bu putların düşmanıyım. Alemlerin Rabbine ancak ibadet ederim dedi. İşte beni yaratan, beni hidayete erdiren odur. Beni doyuran, beni içiren odur. Hastalandığım zaman şifa veren odur. Beni öldüren ve diriltecek olan odur. İşte putlarınız herhangi bir şey yaratamaz, hidayet erdiremez. Efendim, herhangi bir kimseyi doyuramaz veya onlara su ikram edemez, içiremez. Herhangi birine hastalandığında şifa veremez. İşte kimseyi öldüremez veya diriltemez demişti. Onlar İbrahim Aleyhisselam'ın bu işi yaptığını anlayınca Emamel Meliki, yani kralın huzuruna götürdüler. Artık kimse, o günün kralı, onun huzuruna götürdüler. Kâne fil medîneti melikün kebirun cidden. Bu kânemiz, değerli hocalarım, Arapçada daha önceki zannediyorum ilk dersimizde söylemiştik. Kâne iki amaçla kullanılıyor. Birincisi geçmişte olup bitmiş bir şeyi ifade etmek için. İkincisi de bir durum tespiti yapmak için, yani böyle midir, değil midir, durum tespiti yapmak için, ama daha çok geçmişte olup biten şeyleri anlatmak için kâne kullanılıyor. İşte kâne ve kardeşleri gibi. Kâne ve kardeşleri gibi. Biz biliyoruz ki inne, enne, ke enne, lakinne, leyte, lealle, bunlar innenin kardeşleri. Kâne'nin kardeşleri de işte leyse, leyte, lealle, emsa, esbaha, edha gibi kelimeler. Bunların kânenin ve innenin ismi ve haberi oluyor. Çok fazla böyle nahiv şeylerine dalmak istemiyorum da. Kânenin burada haberi fil medineti. Böyle isim, daha doğrusu şey diyelim, harfi cerli kalıplar varsa bunlar kânenin veya innenin haberi oluyor. Buranın altını çizseler mesela, fil medineti kelimenin altını çizseler, deseler ki bu kelimenin irabını yapın deseler, biz diyeceğiz ki merfu'un li'ennehu haberu kâne. Nasıl bir merfu ama? Mahallen merfu. Çünkü fil medineti bir kalıp, başındaki fi'den dolayı bunun sonunu kesre okumak zorundayız. Mahallen merfudur ama yani. Sanki burada bir ötre varmış gibi düşünüyoruz şurada. Ama bu kalıp olarak harfi celli geldiği için burada kesra görünüyor. Medine'de vardı diyeceğiz. Ney vardı? Melikün. Bir melik, kral vardı. Bu melikün kelimesi nekra geldiği için, yani başında elif lam yok. Herhangi bir tamlama söz konusu olmamış. Bundan sonra gelen kısım bunun sıfatı olacak. Melikün kebirun, yani büyük bir kral vardı cidden. Gerçekten büyük bir kral vardı. Bakın hocam, sıfat mevsufuna dört şeyde uyar diyoruz. Bunu unutmamamız lazım. Yani Türkçe'de mesela güzel, işte güzel kadın, yakışıklı adam gibi kelimeler sıfatlıyoruz ya, Arapçada da böyle bir şey var. Şimdi melikün bunun sıfatı kebirun, büyük kral. Şimdi nerelerde birbirine uymalı bu iki kelime? Tek tek inceleyelim. Şimdi melikün
Müzekker bir kelime değil mi hocam? Sonunda T yok. Melik erkek kral demek. Kebirun kelimesi de erkek. Öncelikli olarak müzekker ve müenneste sıfat mevsufa uyacak. İki, harekete uyacak. Bakıyoruz. Melikun, kebirun. Her ikisinin de harekesi merfu, ötre yani. Üçüncüsü, melikun tekil, kebirun da tekil. Yani tekillik, tesniyelik veya çoğulluk konusunda uyacak. Efendim, başka nerede hocam? Müzekker müennes dedik. Tekillik, çoğulluk dedik. Hareke dedik. Başka ne vardı? Bir dördüncüyü daha bulmamız lazım hocam. İlk üçünü biz bulduk hocam. Öbürü de şey hocam, marife nekre. Yani şimdi melikün kelimesi el meliku olsaydı şurası el kebir olacaktı ya. Marifelik ve nekrelik de sıfat mevsufuna uyacak. Bunları ara ara böyle söylüyorum zihnimize yerleşsin diye. Sıfat mevsufuna dört yerde uyacak. Müzekker müennes, tekil çoğul, hareke ve bir de marife nekre hocam. Şehirde şimdi buradaki El Medine var ya hocam. Buradaki El Medine ile biz anlıyoruz ki Mekke'yi kastediyor yazar. Yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam Mekke'de bu olayı yaşamıştı. Şehir diye kastettiği burada Mekke. Yani şehirde gerçekten büyük bir kral vardı ve zalimun cidden. Burada aslında ve huve zalimun cidden diye bir takdir var. O gerçekten zalim birisiydi. Ve kânen nâsu insanlar yescudûne lil meliki. Krala, şuradaki lama ne demiştik hocam? La izafet lamı demiştik. Tamlama yapıyoruz. Krala secde ediyorlardı. Böyle kral için secde ediyordu demiyoruz. Krala secde ediyorlardı. Ve semi'al meliku, bakın burası Arapçadaki fiil, fail, meful cümlemiz. Fiilimiz semi'a. El meliku failimiz. Bundan sonra enne ile başlayan, bak bu kalıbı daha önce de görmüştük hocam. Efendim, ta sonuna kadar böyle diyelim. Şuraya kadar, pardon. Şuradan hocam, sonuna kadar bu cümlenin mef'ulü. Ne demiştik? Böyle enne ortada gelirse bir şeyin bir şey olduğunu şeklinde tercüme ediyordu. Şimdi semi'a işitti. Kim? El meliku kral. Neyi? İşte bir şeyin bir şey olduğunu. Bakın enne İbrahim'e. İbrahim'in yescudu lillahi Allah'a secde ettiğini ve la yescudu li ahadin ve başka bir kimseye yine burada için demiyoruz. Başka bir kimseye secde etmediğini kral duydu. Fe gadibe. Şuna takip ediyoruz hocam. Fe'yi takibiye. Yani bu duyması üzerine gadibe öfkelendi. El meliku kral ve talebe İbrahim'e ve İbrahim'i istedi. Cümlelerimizi görüyoruz hocam. Fiilimiz, mef'ulümüz hep aynı şeyleri, aynı kalıbı kullanıyor yazar zaten. Kral bunun üzerine öfkelendi ve İbrahim'i istedi. Yani yanına getirtti, çağırttı diyelim biz ona. Ve ca İbrahim'u yine aynı kalıp. Ca fiil, İbrahim fail. Bir cümlede mef'ul olmak zorunda değil hocam. Yani Türkçedeki dolaylı tümleç, zarf tümleci, böyle mef'ul çeşitleri olmak zorunda değil. Ama fiil cümlesi ise fiil ve fail mutlaka olacak. İsim cümlesi ise mübteda haberimiz mutlaka olacak. Burada ne diyoruz? İbrahim geldi. Bu mef'ule gerek var mı burada? İşte erken geldi, geç geldi, İbrahim eve geldi, saraya geldi. Bunları söylememiş. İbrahim geldi. Cümlemiz bitti hocam. Fiil ve failimiz. Bu fiil cümlesinin olmazsa olmazları. Câe İbrahim, İbrahim geldi. Ve kâne İbrahimu, yine kânenin ismi ve haberi diyoruz ya, şu İbrahimu, kânenin ismi, İbrahim idi. Ne idi? La yehâfu ahaden illallâhe. Allah-u Teala'dan başka hiç kimseden korkmazdı. Yani bu kâneyi işte dili geçmiş zaman gibi Türkçemize çeviriyoruz. İbrahim aleyhisselam Allah'tan başka kimseden korkmazdı. Gâlel melikû, kral dedi ki,
Men rabbuke ya İbrahimu. Burada hocam bir iki şeye dikkatinizi çekeyim. Yine kalemiz fiil, el melikü failimiz, öznemiz yani. Kral dedi. Ne dedi? Men rabbuke. Rabbin, senin Rabbin kimdir? Şimdi normalde hocam bu men rabbuke ve men nebiyyüke, kabirde sorulacak sualler var ya hocam. Şimdi buradaki menler soru edatıdır. Kim anlamına geliyor? Arapçada şöyle bir kural var. Bu zihnimizin bir köşesinde dursun. Bu soru edatlarının öne geçme gibi bir önceliği var. Normalde bu cümle Rabbuke men olması gerekiyor. Senin Rabbin kimdir? Türkçede öyle demiyoruz mu hocam? Rabbin kimdir diyoruz. Ama Arapçada bu men, hel gibi soru edatlarının öne geçme zorunluluğu var. Bu normalde men haberdir aslında. Rabbuke mübtedadır. Ama men öne geçmesi gerektiği için diyelim. Buna biz şöyle diyoruz teknik tabiriyle. Tekaddüm etmiş haber. Yani öne geçmiş haber diyoruz buna. Mesela hel etake hadisi Musa diyoruz. Buradaki hel soru edatı, onun da normalde sonuna olması lazım ama bu soru edatları öne geçme gibi bir zorunluluğu var. Bu bir kural artık. Niye öyle yapmışlarsa bilmiyorum. Rabbin kimdir dedi. Burada cümlemiz bitti aslında. Ya İbrahim. Biz buna nida konusu diyoruz hocam. Hani Kur'an-ı Kerim'de ya yuhellezine amenu, ya yuhel muddessir, ya yuhellezine keferu gibi ya ile başlayan bu nida harfidir. Nida harfinden sonra, bunlar önemli nahiv kurallarımız hocam. Eğer ya'dan sonra yalın bir kelime geliyorsa, bir isim geliyorsa, yani bir muzaf muzafun ileyhi yok, bir tamlama yok. Mesela İbrahimu. Burada inşallah şifrelemeniz için bir örnek vereceğim. O akıllarda kalıcı olacak. Şimdi ya İbrahimu. Buradaki mu hocam harekemiz. İbrahim kelimesi yalın olarak geldiği için herhangi bir tamlama yok. Ama mesela biz ne diyoruz sela verirken? Es-salatu vesselamu aleyke ya Rasulallah diyoruz. Rasulallah. Yani ya Rasulullah, bu büyük bir hata. Çünkü Rasulullah tek başına Rasulullah. Doğru. Allah'ın Rasulü demek tamlama. Ama başına ya getirdiğimiz zaman ve bir tamlama cümlesinin, tamlama cümlesi demeyelim ona, bir muzaf muzafun ileyhim başına ya getiriyorsak, mesela İbrahim'u efendim Rasulillah diyeceğiz. Allah Resulü İbrahim, işte öyle olmuyor yani. İbrahim'e Rasulillah dememiz gerekiyor. Yani kısaca şöyle hatırlatayım. Mesela ya Rasulü, bu doğru. Ama ya Rasulallah, Allah'ın Resulü diyeceksek o zaman fethayla Resul kelimesini okuyacağız. Burada da bu İbrahim kelimesi yalın halde bir ek ilave bir şey almadan geldiği için ya İbrahimu diyeceğiz. Yani diyor ki ey İbrahim, senin Rabbin kimdir? Gale İbrahimu, galemiz, failimiz, fiilimiz. İbrahim'u failimiz. İbrahim Aleyhisselam buyurdu ki Rabbiyallahu. Aslında bu ne demekti hocalarım? Daha önce bir dersimizde geçmişti. Rabbi Allahu. Benim Rabbim Allah'tır. Yani mübteda ve haber, başlangıç ve tamamlayan kısım var. Ama biz şimdi Rabbi Allah demiyoruz. Arapça kurallar gereğince. Bu geçişteki okumayı sağlayabilmek için Y'ye fetha harekesi veriyoruz. Rabbi yallahu diyoruz. Benim Rabbim Allah'tır Celle Celaluhu. Galel meliku, kral dedi ki men illahu ya İbrahim. Yine aynı kalıp. Men rabbuke ya İbrahim. Men illahu ya İbrahim. Allah kimdir ey İbrahim? Allah kimdir ey İbrahim? Gale İbrahim'u, İbrahim Aleyhisselam buyurdu ki ellezî yuhyî ve yumît. Şimdi burada
Hocam çok can alıcı bir şey ifade etmemiz lazım. Tefsir açısından, ayet-i kerimeleri daha sağlıklı anlamamız açısından çok kritik bir cevap veriyor İbrahim Aleyhisselam. Şimdi bakın, kral neyi sordu? Allah kimdir diye sordu. Çünkü onların kafasında ilah olacak şey, hani put var, melekler var. Yani bir tarife sığacak bir şey arıyor o. İşte eli var, kolu var, gözü var, kulağı var, kanadı var. Böyle bir şey bekliyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın zatını soruyor kral. Allah kimdir? İbrahim Aleyhisselam neyle cevap veriyor? Diyor ki, ellezî yuhyî ve yumît. O diriltendir, öldürendir. Yani boyu böyledir, genişliği böyledir, işte eli vardır falan, böyle demiyor. Zatını anlatmıyor, sıfatlarını anlatıyor. Diriltendir, öldürendir. Ve sıralamaya dikkat edin. Önce dirilten, sonra öldüren. Ya bunların hepsi önemli yani hocam. Hüvellezî, o yuhyî ve yumît. Diriltendir ve öldürendir. Ve kullanılan kalıba bakın. Ahya yuhyi, değil mi? Ondan sonra emate yumitu. Yani muzari kalıpta kullanıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın yaratması süreklidir. Öldürmesi de süreklidir. Öyle bir defa yarattı, karışmıyor. Veya bir defa öldürdü, artık orada iş bitti. Öyle değil. Sürekli Cenab-ı Hak yaratıyor. Çünkü muzari kalıpta şimdiki zamanı, gelecek zamanı ve geniş zamanı, üçünü birden kastetmiş oluyoruz. Diriltendir ve öldürendir. Gal el melikü, bu hani Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor ya, gale, sonunda gelecek herhalde, gale İbrahimu fe innallaha ye'ti bi şemsi minel meşriki fe'ti biha minel mağribi febuhitellezi kefar vallahu la yehtil kavmez zalimin. İşte oradaki konuşmayı anlatıyor. İbrahim Aleyhisselam Allah-u Teala'nın isimlerini, sıfatlarını zikrediyor. Şimdi kralın hadsizliğine bakın hocam. Gâlel melikû, kral da diyor ki ene uhyi ve umid. Bak şeye bak. Diyor ki ben de diriltirim, ben de öldürürüm. Ne yaptı? Ve da'a el melikû racülen ve katelehu. Da'a, çağırdı. Davet kelimesi buradan geliyor. Kim? El melikû, bir adamı, kral çağırdı. Racülen, bir adamı çağırdı. Ve katelehu, ve o adamı öldürdü. Bir adama dedi ki getirin şu adamı bakayım. Onu getirdiler. O adamı öldürdü. Ve da'a çağırdı. Racülen, bir adamı, ahara, başka bir adamı çağırdı. Ve terakehu, ve onu bıraktı. Yani öldürmedi. Şimdi bak ne diyor hocam? Diyor ki ve kale, kim diyor? Ve kalel melikü demek burası. Melik. Ene uhyi ve umid. Ben diriltirim ve öldürürüm. Kateltu racülen, bir adamı öldürdüm. Ve teraktu racülen, bir adamı bıraktım. Yani böyle enteresan bir şey yapıyor. Ve kânel meliku beliden cidden. Şimdi bu kelimeye bakayım demiştim de hocam, bir bakayım şuraya. Yanlış bir mana vermeyelim. Aleykümselam. Ahmak herhalde hocam. Ahmak diyor. Yani bana da biraz öyle geldi de, ne yapıyor? Şimdi Cenab-ı Hakk'ın yarattığı kullar üzerinde bir işte öldürüyorum diyor. Diriltiyorum diyor. O zaman şöyle bakalım. Belid. Evet. Ahmak, budala, aptal, kafasız, idraksız, akılsız, anlayışsız, ağır. Hani böndürüz ya biz. Kafası işlemez, kalın kafalı. Gabi diyor ne demekse. Gabi, alık. Kafasız mesela. Böyle bön bir adam. Kral böyle bön bir adamdı. Akledemiyor. Ve kezalike küllü müşrikin. Kezalike, hocam kelime anlamı olarak, bu da biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. Kezalike ve evrasnâhâ kavmenâ harîn mesela. Kezalik ve zevvecnâhum bihûrin în. Kezalik, işte bu iş böyledir demek yani. Aslında bu ke zalike hocam. İkisinin birleşmesi. Zalike bu, ke de gibi, bunun gibi demek yani, bitişik olduğu zaman. İşte böyledir diyelim biz Türkçe'de. Küllü müşrikin, müşriklerin tamamı böyledir. Yani kendilerince akıl oyunları filan yaparak akıllıymış gibi görünüyorlar ama bön adamlar. Yani
meseleyi böyle derinlikleriyle idrak edemiyor. Ve arada İbrahimu en yefhemel meliku. Yine cümlemizi şöyle tahlil edelim. Erade istedi, fiil. Kim istedi? İbrahimu fail. İbrahim aleyhisselam istedi. Neyi istedi? Hocam en yefheme. Bakın en, hocam yine bu zihnimizde kalsın. Enlen key izen, fiili muzariyi nasb eden edatlar. Enlen key izen, fiili muzariyi nasb eden edatlar. Şimdi burada hiç hareke olmasaydı, biz bunun yine en olduğunu anlayacaktık hocam. Çünkü yefheme muzari bir fiil. Fiilden önce enne gelmez. Veya enneden hafifletilmiş en de gelmez. Bu muzari fiili nasb eden ve ona mastar manası, mekmak manası veren, verdiren bir edatımız en. Yani ne diyoruz? En yefheme anlamayı, anlamayı, fehime yefhemu, anlamak, anlamayı istedi. El meliku, kralı. Yani ne diyelim? Veya şöyle diyelim, kralın anlamasını İbrahim Aleyhisselam, fehmetmesini. Böyle daha, çünkü meliku dediğimize göre fail yapacağız bunu. Kralın anlamasını istedi ve yefheme, bakın şurayı niye fethalı okuduk hocam? Bu yefheme fiili en yakın muzari fiile. Zaten aynı yefheme demiş, buna atfediliyor, şuna. Bunun başında en olduğuna göre bunun da başında en var demektir. Yani Araplar öyle ekstradan işte en yazayım öyle yapmazlar. Buna yakın, en yakın muzari fiil hangisi ona atfeder. Biz bunun harekesinin feta olması gerektiğini şu enden çıkarıyoruz. Yefheme'ye atfediyoruz. Anlamasını istiyordu. Kimin? Kavmuhu, kavminin anlamasını istiyordu. Peki ne yapacak hocam? Fekale İbrahimu. Bu fe yine takibiye. Yani bu anlamalarını istediği için şöyle bir adım attı. Fekale İbrahim. İbrahim Aleyhisselam dedi ki lil meliki, krala. Fe innallâhe ye'ti bişşemsi minel meşriki fe'ti biha minel mağribi. Bu cümleyi de biraz tahlil edelim hocam. Fe innallâhe. Muhakkak ki Allahu Teala ye'ti eta, hocam bunun altını çizelim. Eta kelimesini gördüğümüz zaman bi harfi cerini arayacağız. Eta bi. Bunu böyle şifreleyeceğiz hocam. Getirmek. Eta normalde gelmek. Eta getirim, eta bi getirmek. Ye'ti bi şemsi. Güneşi getirir Allahu Teala. Ve yine unutmamamız gereken bir şey söyleyelim hocam. Arapçadaki kelimelerle kullandığımız harfi cerler mef'ul ögesinin başına gelir hocam. Mef'ul. Şimdi ye'ti getirir. Kim? Allahu Teala. Neyi getirir? Bişşemsi, güneşi. Yani cümledeki nesneyi, nesnenin başına gelir. Ye'ti bişşemsi. Nereden getirir? Minel meşriki. Doğudan. Yani Cenab-ı Hak güneşi doğudan doğurur. Öyle diyelim. Fe'ti biha. Şimdi şu fe, efendim, hani öyleyse diyelim biz Türkçe'ye. Öyleyse bu fe'ti değil de i'ti aslında bunun aslı. İ'ti. Yine bak bi'yi dedik ya, etabiyle mutlaka arayacağız. Mazi, muzari, emir hangi kalıpta gelirse gelsin harfi cerini arayacağız. Etabi. O zaman İbrahim Aleyhisselam diyor ki fe'ti biha. Bu ha şemsi gösteren, ona işaret eden zamirimiz. Gök cisimleri müennes ya Arapçada hocam. O halde onu sen getir, minel mağribi, batıdan getir. Yani Allah-u Teala güç kudret sahibi olarak güneşi doğudan doğuruyor. Sen de eğer öyleyse, madem sen ilahsın, birileri sana tapıyor, o zaman sen güneşi batıdan getir bakalım. Fetehayyara, bu kelimeyi hatırlıyoruz değil mi hocam? Tehayyara, yetehayyaru. Türkçedeki hayret etmek kelimesi. Bu cevap karşısında fetehayyaral meliku, kral hayrete düştü, yani şaşkın bir hale düştü ve sekete ve sustu. Ve hacile, bu kelimeyi unutmayalım hocam, hacile mahcup oldu demek.
Hacalet. Hacalet öyle bir şey var mı hocam? Hacalet Türkçemizde kullanılıyor hocam. Evet. Evet. Yani utanmak. Hacilel meliku, kral mahcup oldu. Ve me vecede cevaben. Şimdi mesela Arapçada ma'lar o kadar çok ki hocam. Ma'nın iptidaiyesi var, ismi mevsul olanı var. Efendime söyleyeyim men'in yerinde kullanılan ma var. Var Allah var yani. Buradaki ma hocam mazi bir fiilin başına geldiği için ve ma vecede bulamadı demek. Bu olumsuzluk. Ma'yı nafiye diyoruz biz buna. Olumsuzluk ma'sı bulamadı. Neyi bulamadı? Cevaben bir cevap bulamadı. Peki buranın faili nerede hocam? Ve ma vecede cevaben. Bunun faili şu vecede fiilinin içinde hocam. Hüve. O yani melik. Buna dönüyor o zamir. Verecek bir cevap da bulamadı diyoruz. Bugün eğer uygun görürseniz burada kalalım derim hocam. İnşallah videomuzda atarız nasip olursa. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.